Ve bir siyasetçiyi ağırlıyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikteyiz. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl görüyorsunuz seçimleri öncelikle? Çok az kaldı. Evet. Ama Türkiye'de hep son dakikalar da önemlidir değil mi? Evet. Büyük bir karar verecek Türkiye. Hı. Önemli bir dönüm noktasında sistem, yani ta Amerika merkezli Atlantik'in ötesinden Türkiye'ye bir Türk milletini anayasadan çıkartmayı dayatıyor. Bölünmeyi dayatıyor. Özellik dayatılıyor ve burada AKP, CHP, HDP arasında tam bir beraberlik oluşmuş durumda. Onun için yani Türkiye'de bir bakıma sistem sorgulanacak ve sistem... O yüzden mi önemli bu seçim? Çok önemli. Yani şimdi Türk milletini sen anayasadan nasıl kaldıracaksın? Yani sen derken sistemin merkezlerine anladım. Söylüyorum. Ondan sonra yani Türk milleti öyle anayasaya mürekkeple yazılmadı. Yani bu tarihten gelen büyük bir birikim, bir devrim var. Atatürk devrimi var. Şimdi Türk milletini anayasadan çıkartacağız diyorlar. Davutoğlu onu söylüyor. Vaat ettiler. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı zaten bu işin mucidi. Ve HDP de bu programın esas sahibi. Aslında dışarıdan baktığımız zaman akşam raporunu hep sunduğumda herkes birbirini yiyor ama siz de tam tersini söylüyorsunuz. Üçü bir araya gelmiş diyorsunuz. Yiyecek bir şey yok. Bakın açılımda birleşmiş durumdalar. Yani çözüm dedikleri özellik ve Türkiye'nin bölünmesi noktasında tam bir beraberlik içindeler. Ama kurulacak hükümet de onların hükümeti. Yani bütün her yerde bu konuşuluyor. Bir AKP, CHP hükümeti kurulacak bu seçimden sonra. Ve PKK'da onların kucağında olacak. Dolayısıyla bu seçim hakikaten önemli bir seçim. Evet, evet. Sizin partinizden biraz bahsedelim. Tabii. İsim değişti. İşte Vatan Partisi evet, burada. Evet. Vatan Partisi, İşçi Partisi zamanında zaten Vatan Partisi, işçi, çiftçi, esnaf, küçük zanaatkar, efendim sanayici ve tüccara kadar bütün milleti kucaklayan bir tüzüğe, programa sahipti. Ve toplumdan da hep bu yönde talepler geliyordu. Şimdi Türkiye'nin çok önemli kadrolarıyla Vatan Partisi birleşti. Şimdi onların hepsini soracağım. Evet. Gazete söyleşi yaparken size sormuştum hatırlarsınız. Evet. Yani uzun bir yürüyüş sizinki. Evet. Kaç yıl? Uzun uzunca bir yürüyüş. Evet. İçeride evet. Geçirilen zamanlar. Yorulmuyor musunuz demiştim. Hatırlarsanız. Eğer yani hani nedir sizin bu güdünüz demiştim. Eğer bu yürümezsem yorulurum. Yürümez. Emin olun yani evet. Bu yürüyüşte olmazsak ruhen insan çöker, yorulur ve biter. Onun için bu yürüyüş bizi ayakta tutuyor. Yani yürüdüğümüz için ayaktayız. Peki, oturursak ayakta değiliz. Vatan Partisi, yürüyüşün son kısmı belki evet, de Vatan evet, Partisi evet, ya da evet, şu andaki evet, kısmı. Evet. Ne fark yaratacak? Yani nasıl anlatırsınız partiyi? Mesela gerçi sağ solu pek kalmadı artık baktığınız zaman evet, ama evet. Nasıl tanımlarsınız partinizi? Sistemin mesela, karşısında bu sistemi yıkacak ve Türkiye'yi tekrar Atatürk devrimi temelinde yeniden inşa edecek parti. Yani şu anda sistemin karşısındaki tek parti. Yani, yani sağ sol diye tanımlamazsınız. Tabii bu anlamda sistemin karşısında olduğunuza göre Fransız devrimine esas alırsanız cumhuriyetçi dediğimiz şeydeyiz, mevzideyiz. Yani kralcılar var. AKP, CHP, HDP bunlar kralcı. MHP de AKP üzerinden o kralcı rejime, sisteme dahil oluyor. Biz ise bu sistemin Türkiye'yi bir dilenci ekonomisi noktasına getirdiğini görüyoruz. Yani bugün Türkiye'de ekonomiyi yönetmek ne demek? Abi bana para ver, dış merkezlerden para dilenmek, oraya geldi. İkincisi bu sistem Türkiye'yi bölüyor. Bu sistem adım adım AKP'nin tepesinde olduğu sistem, Amerika merkezli sistem Türkiye'yi bölüyor. Dolayısıyla Vatan Partisi tamamen bunlara muhalif. Muhalif değil, yapıcı. Vatan Partisi Türkiye'yi bölünmeden bütünleşmeye geçirecek. İki, bu dilenme, sadaka veyahut da borçlanma ekonomisinden üretim ekonomisine geçirecek. Şimdi yani onu soracağım. Partilerin, özür dilerim sözünüzü kestim. Partilerin bütün seçim beyannamelerinin baktığımız zaman genel olarak ekonomiye dayandığını görüyoruz. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu hayal konuda? Hayal satıyorlar. Öyle mi? Evet. Şimdi hayal satıyorlar. Biz gerçekler üzerinde siyaset yapıyoruz. Şimdi Kemal Derviş'i getirdiğiniz zaman geri kalan bütün vaatleriniz tamamen gerçek dışı ve yalana dayanıyor. Çünkü Kemal Derviş nedir? Kemer sıkma politikasının ve krizi emekçilere, halka
sırtına yükleme politikasının temsilcisi. Yani uluslararası finans merkezlerinin diyelim tahsildarı. Yani Türkiye'nin borçlarını tahsil edecek adam. Şimdi siz onu ekonominin başına getirdiğiniz zaman Tayyip Erdoğan ekonomisini yürüteceğiz diyorsunuz. Yani borçlanma ekonomisini sürdüreceğiz. Borçlanma batağında bu sefer de Kemal Derviş'le çırpınacağız diyorlar. Vatan Partisi ise yapıcı olan bir parti. Borçlanma ekonomisiyle artık Türkiye'nin devam etmeyeceğini tespit ediyor ve etmesi mümkün değil. Ne yapacak vatan mesela? Üretim ekonomisini kuracak. Yani tekrar tarımda, sanayide ve çarşılarda kendi kaynaklarımıza dayanan, dış kaynakları da o kendi milli kaynaklarımızın hizmetine sokan. O milli kaynaklar kaldı mı Doğu Bey baktığınız zaman? Kalmaz o. Emek milli kaynağı esası ellerimiz yani nedir? 77 milyonluk bir halk, bunun 45-50 milyonu çalışabilir bir nüfus. Bu 50 milyonluk nüfusla, emekçi emekle Türkiye yeniden kendisini kurar. Yani bütün kaynakların kökü sonuç itibariyle emek. Onun için şeylerimiz, güneş duruyor, sular duruyor, efendim çalışkan köylü yerinde duruyor. Eğer tarıma destek olursak, tarıma ülke kaynaklarından ayırırsak ve tekrar desteklersek, dışarıdan saman almayız, pamuk almayız, tekrar Kayseri'de, Denizli'de, Bursa'da, efendim Malatya'da bizim eskiden beri küçük ve orta sanayinin merkezleri olan o kentlerimizdeki küçük sanayicimizi, orta sanayicimizi tekrar desteklersek, büyük sanayimize, bunlar yan ürünler yapıyor ve büyük sanayimizi desteklersek, gümrüklerle onları korursak ve aynı zamanda paranın giriş çıkışını kontrol eder ve Türkiye'nin kaynaklarının yağmalanmasına borsalar üzerinden son verirsek, o mevcut kaynaklarla bir üretim ekonomisini yeniden inşa ederiz. Türkiye, bakın şimdi öyle enteresan rakamlar var ki, Atatürk zamanında 1930'larda bir kişiye Türkiye'de iki koyun düşüyor. İki koyun. Bugün bir kişiye üçte bir koyun düşüyor. Yani 1930'larda... İlginç bir mesele. Bir kişiye Atatürk zamanında 1930'larda iki koyun düşüyor. Türkiye'de mevcut koyun sayısı. Bugün ise bir kişiye üçte bir koyun düşüyor. O zaman kişi, yani bir kişiye buğday üretiminden 266 kilo buğday düşüyor. Bugün 240 kilo buğday düşüyor. Yani adam başına üretim, koyun, buğday gibi temel ihtiyaç maddelerinde biz 1930'larda daha iyi. Oradan bakarsanız evet. Yani çünkü yani o zamanki nüfus 20 milyon civarında, bugün işte 77 milyon, öyle bakmak lazım. Yoksa toplam üretim olarak baktığınız zaman bugün daha ileri gibi gözüküyor. Kuşkusuz, ama o yüzden zamanki, gülümsedim evet, zaten. Evet, yani mümkün mü başka yani türlüsü diye düşündüm. Şimdi buradan şuraya geleyim. Buna mecbur Türkiye. Yani Vatan Partisi'nin programı bir temenni değil, bir direk değil. Türkiye borçlanma ekonomisi bittiği için, artık dışarıdan sıcak para getirmek şansı kalmadığı için kaçınılmaz olarak Vatan Partisi'nin programına geçiyor. Şimdi biliyorsunuz bütün beyannamelerde ya da vaatlerde diyeyim, asgari ücret hep konuşuluyor. Evet. Herkes kendi gönlünden geçeni söylüyor. Mazot fiyatları konuşuluyor. Evet. Ne diyorsunuz? İşte onun için hayal satıyorlar diyor. Siz üretmeden nasıl vereceksiniz onu? Nasıl Kemal Derviş'le o vaatlerinizi yerine getireceksiniz? Kemal Derviş gelecek, emekli maaşlarını kısacak, ücretleri kısacak. Efendim kamu emekçilerinin aylıklarını kısacak. Ancak bu şekilde, veya çarşılarda vergileri arttıracak. Başka türlü Kemal Derviş ekonomisi veya Tayyip Erdoğan ekonomisinin bir çıkış yolu yok. Onun için bugün yapılacak şey mevcut üretimi arttırmak. Bir de Vatan Partisi'nin çok önemli bir farkı var. Bölge ülkeleriyle, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan'la şimdiden anlaşmalar yapıyoruz. İşte ben Beşar Esad'da gittim, görüştüm. Bir hafta önce yine genel tabii o da eleştiriliyor başka kesimler evet, tarafından. Eleştiriliyor ama Türkiye ekonomisinin biricik çıkış yolu. Yani komşularımızla orada 200-300 milyona yakın büyük bir pazar bir var. Bir taraftan da kendi ülkesine büyük bir kıyım gerçekleştiren bir lider. Suriye'nin birliği, Türkiye'nin birliği. O ülkesinde kıyım değil, vatanını savunuyor. Yani o ülkeyi Amerika, Tayyip Erdoğanlar terör ihraç ederek bölmeye çalıştılar. O da vatanını savunuyor. Yani bir buradan bakmamız lazım. Eğer Suriye bölünürse, Irak bölünürse Türkiye bölünür. Onun için Irak'ın savunması Türkiye'nin savunması. Aslında bizim ön cephemiz, bugün çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki, Suriye'de ve Irak'ta.
Onun için Beşar Esad'a biz Türk milleti olarak çok şey borçluyuz. Vatanını da böldürmedi, Amerika'nın önünde diz çökmedi. Değişik bir bakış açısı. Ben esas şunu söyleyeceğim. Suriye, Irak, İran'la görüşüyoruz. Suriye'ye gittik, görüştük. Bir hafta önce heyetimiz İran'daydı. Orada en yüksek düzeyde devlet yöneticileriyle görüştüler. Ne görüşüyorsunuz mesela onlarla? İki şey görüşüyor. Bir ekonomik işbirliği. Yani Irak'ın, İran'ın enerji kaynakları var. Petrolü var, doğalgazı var. Efendim bizim de insan kaynaklarımız var, sanayimiz var, tarımımız var. Bizim için çok muazzam bir pazar. Bir ekonomide işbirliği yapacağız. Birbirini tamamlayan ülkeler bunlar. İki, güvenlik konusunu konuşuyoruz. Bölgede yobaz terörünü ve etnik terörü bitireceğiz. Yani Türkiye ile Irak işbirliği yaptığı zaman PKK Kandil'de beyaz bayrak çekecek. Beyaz bayrak çektireceğiz PKK'ya. Bu, bütün milletimize. Bu işbirliğiyle. Tabii beyaz bayrak. Bunları konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Hı. Vatan Partisi'nin içinde olduğu hükümet PKK'ya beyaz bayrak çektirecek. Çünkü Türkiye-İran işbirliğini karşı koyabilecek bir Amerika'da yok, PKK'da yok. Nasıl bir milliyetçilik tanımı var Vatan Partisi'nin? 1930 milliyetçi bir tarafı var. Vatansever tabii. Zaten milliyetçi. Vatan yani ismi. Atatürk'ün altı oyu oku. Peki. Diyelim. Şöyle, Atatürk'ün 1935 programı ve 31 programı kendi el yazılarıyla hatta yazmıştı. Orada çok güzel bir milliyetçilik tanımı var. Bir, diyor ki Türk milletinin refahı ve bağımsızlığı. İki, diğer milletlerle uyum halinde ilerleme. Bakın, birincisi kendi milletimizin bağımsız başı dik yaşaması ve ekonomide de refahı. İki, diğer milletlerle de düşmanlık, diğer ülkelerle kapışma, itişme, kakışma değil. Ama onlarla uyum içinde, uyum, hı hı. Uyum sözcüğü de çok önemli orada. Atatürk'ün kendisinin yazdığı birlikte ilerleme. Onun için bizim milliyetçiliğimiz Atatürk'ün tanımladığı Türkiye'nin bağımsızlığı ve ekonomik refahı bir. İki, başka milletlerle de dostane ilişkiler içinde birbirimize katkıda bulunmak, birbirimize yardımcı olmak. Amerika'da var mı bunların içinde mesela? Amerika'da var. Amerika şöyle bilerek var. Bilerek sordum size tabii, tahmin ediyorsunuz. Tabii var. Çok güzel soru bence. Çok çok güzel. Amerika var. Neden Amerika var? Çünkü Amerikasız bir dünya yok. Yani siz Amerika'yı dünyadan çıkartamazsınız. Vatan Partisi'nin hiç kimsenin de böyle bir gücü yok. Amerika ile biz çok iyi beraber yaşayabiliriz. Bunun koşulları oluştu. Artık Amerika Orta Doğu'daki mevcut statükoyu tanımak, kabul etmek durumunda. İşte İran'la olan ilişkiler böyle başladı. Suriye, Beşar Esad'ın başında bulunduğu bir Suriye çözümüne razı olma noktasında biz de Amerika'ya şunu söyleyeceğiz. Bir, vatanımızı bölemez. Vatanımızı bölemez. İki, cumhuriyetimizi, Atatürk'le kurduğumuz cumhuriyetin temel kurumlarını, kadın erkek eşitliği, aydınlanma, laiklik vesaire, bunları yıkamazsın. Hı hı. Bunları yıkmaya, bölmeye kalktığın zaman karşında dimdik bir Türkiye göreceksin. Şimdi de, komşu ülkelerle de görüşmeler yaptık dediniz. Bunları da görüşüyoruz. Mesela hani Amerika'ya falan da gidecek mi Vatan Partisi mesela, konuşmalar yapılacak? Gitti. Gittiniz mi? Şu anda benim oğlum Mehmet Perinçek orada. Evet, öyle mi? Yani tabii Amerikan devletinin davetlisi olarak değil ama ama giden arkadaşlarımız Şule Perinçek de bir sene evvel, yani bir sene değil de yazın gitmişti. Evet, bir seneye yaklaşıyor. 7-8 ay evvel, hı hı. Giderken Amerika devletinin de dahil olduğu bir Ermeni soykırımla ilgili önemli bir şey vardı, kongre gibi bir şey. Hı hı. Orada Amerikan devletine o mesajları verdi. Dedi ki bir, Türkiye'yi bölemezsiniz, iki, hı hı. Cumhuriyeti yıkamazsınız. Bunu kabul ettikten sonra aramızda iyi dostane ilişkiler olacak. Amerika'yla. Şimdi Vatan Partisi'nin kadrosuna baktığım zaman böyle sanki beş benzemez bir aradaymış gibi hissediliyor. Tabirimi hoş görün. Beş benzer. Benzer ya da şimdi onu söyler misiniz? O çimento nedir? Gerçekten çok farklı kesimlerden insanlar Atatürk'te var. Değil mi? Yani yanılmıyorum, evet, bunu söyleyerek. Bakın, bu Türkiye'nin olağanüstülüğünü yansıtıyor. Türkiye olağanüstü çözümlerin eşiğinde. Birinci meclisi düşünelim. Hacısı var, hocası var, sarıklısı var, askeri var. Efendim köylüsü var, çiftçisi var. Yani Vatan Partisi de aynı İstiklal Savaşı'nın birinci meclisi gibi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunan, Türkiye, hı hı. ekonomisini yeniden üretime geçirecek olan ve başı dik Türkiye'de birleşen, Atatürk'te birleşen herkes var. Öyle bir çimento tabii, var. Yani bizim tabii mesela Konya'da, İzmir'de müftülerimiz var. Hı. Ondan sonra Yaşar okuyanlarımız var, Hasan Korkmaz canlarımız var,
eski bir meclis başkan vekilimiz, askerlerimiz var. Evet. Yani çok sayıda asker var. Birinci mecliste de hep askerler vardı. Yani vatan elden gidiyor, şehit kaygıları başlayınca bir seferberlik askerlerle... evet, durumu bir sefer, var yani. Seferberlik partisi. Seferberlik partisi, güzelmiş. Vatan partisi. 2015'te. Seferberlik partisi, evet. Aynı. Peki şimdi seçimlerde tabii hep sorarım liderlere, evet, size de soracağım. Lütfen. Barajı geçeceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, geçeceğiz. Yani Türkiye'nin ihtiyacı bizim barajı geçmemizi zorluyor. Yani Türkiye Vatan Partisi'ni çözüme çağırıyor. Doğu Bey, çok yüksek bir baraj bir kere, kuşkusuz. Olsun, yani biz de büyük zor işler için varız. Bakın Silivri duvarlarını yıktık. Yani Vatan Partisi o Silivri duvarlarını yıktı. Kaç yıl da sizin çıkışınız? Kaç yıl? Silivri mi? Evet. 6 yıl. 6 yıl, evet. Dilek olarak. Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunun bileklerindeki kelepçeleri kırdık. Ayaklarındaki zincirleri. Siz bana demiştiniz ki ben bir gün bile kendimi orada kötü hissetmedim. Hissetmedim. Haksıza uğradım ya da yaşadığımı düşündüm ama evet, hissetmedim. O bir görev gibiydi benim, evet, için demiştiniz. Doğru. Şimdi mesela düşünün, Çanakkale'de savaşıyor, siperlerde, Yemen'de savaşıyor. Bizim koşullarımız onlardan çok daha iyiydi. Veya İstiklal Savaşı'ndaki savaşanları düşününüz. Yani biz onlardan çok çok iyi koşullarda, aile bir haftada bir geliyor, telefon konuşuyor. Böyle sizin gibi anlatan da hiç olmadı hakikaten. Bu arada koşullar da öyle çok iyi değildi koşullar. Kuşkusuz tabii ki ama işin belki gülümseyebiliyoruz. Hayır, şimdi ama. Hayır, şimdi böyle anlatmamız lazım. Çünkü insanları korkutursak ileride vatanı savunacak, cumhuriyeti savunacak insan bulamayız. Yani korkutarak korkutmamak olmaz. Korkutmamak lazım diyorsunuz. Evet. Peki nasıl bir gücü ki bu? Yine soracağım. %10 baraj hakikaten kolay değil. Vatan Partisi'nde herhalde çok büyük bütçeleri de yoktur. Bu iş vallahi biraz da bütçe Partisi'ne işidir. Vatan Partisi'ne akıl, ya müthiş bir para akışı var. Var mı? Mal, mülk, apartman, arazi, arsa. Bağış yapıyorlar. Evet. Yani. Bakın yani Vatan Partisi diyelim 300 küsur milyon, pardon 500 küsur milyon lira AKP, CHP, işte HDP'ye verilen, MHP'ye verilen kaynaklar devlet bütçesinden. Biz onlarla yarışacak kaynakları tamamen gönüllü devlet bütçesinden, yani halkın, efendim, fakir fukaranın ücretine, maaşına el konarak yaratılan devlet kaynakları değil, insanların gönüllü getirdiği, her evden bir çift çorap, iki öküzün birinin el konması gibi İstiklal Savaşı'nda insanlar bütün özveri halinde ellerindeki birçok şeyi, malı mülkü kendinden getiriyor. Bir gazetelere ilan veriyoruz. 5 günde 100 bin lira geliyor. 10 günde bilmem 300 bin lira geliyor. Bu müthiş, evet, evet, hakikaten. Çok müthiş bir şey. Yani Vatan Partisi güzel bir sözcük buldunuz, seferberlik. Büyük bir seferberlik başlattı Türkiye'de. Büyük bir seferberlik. Peki gittiğiniz yerde konuşmalar yaptığınızda en çok neyi öne çıkıyor? Yani ne anlatıyorsunuz partiyle ilgili? Türkiye büyük bir kararın eşiğinde ve Vatan Partisi o kararı temsil ediyor. Yani Türkiye bir üretim ekonomisine geçmek zorunda. Zorunda. Yani bu tercih meselesi değil. Mevcut iktidar da bunu itiraf ediyor. Yani bu ekonomi bitti diyor, iflas etti diyor tabii, dolaylı bir şekilde. İkincisi, Türkiye bölünme noktasında da artık devam edemez. Yani bölünmede öyle bir noktaya geldi ki kritik, böyle devam edemez. Onun için burada bölünmenin yerine vatanın bütünleşmesi ve bu borçlanma ekonomisinin yerine üretim ekonomisini kuracak bir çözüm aranıyor. Aranıyor. O Vatan Partisi'den başkası da bu çözüme talip değil. Onun için barajı Vatan Partisi geçecek. Yani bu şuna benziyor. İstiklal Savaşı'nın öncesini düşünün. Yani bir Mustafa Kemal çıkacak ve o savaşı yapacaktı. Bandırma Mahpuru'nda kaç kişiydi? Sivas'ta 28 kişiydi. Erzurum'da 69 kişiydi. Yani bu rakamlar doğru. Erzurum Kongresi'ne katılan 60 küsur. Sivas Kongresi'ne 30 civarında insan. Yani o büyük... Her dakikada Mustafa Kemal çıkmaz ki. Çıkar. Doğu Bey. Şartlar çıkartır. Büyük milletler, büyük milletler, bakın Ergenekon gibi, yani o Ergenekon'da ne oluyor? Körükler kuruluyor, ondan sonra ateşler yakılıyor, çalıştırılıyor, dağların demirleri eritiliyor ve çıkılıyor. Demek ki Türk milletinin geçmişinde, kavminin, diyelim Türk kavminin geçmişinde zorlukları yenme konusunda bir tecrübe ve birikim var. Şimdi de bu birikimi Vatan Partisi temsil ediyor. Yüzde kaç oy alma? Yani ne kadar hedefliyorsunuz? 5 milyon oy
hedefliyoruz. %10 barajını geçecek. Bir önceki seçimde aldığınız oy neydi İşçi Partisi? Bir önceki seçimde 130 bin oy almıştık. Şimdi diyecekler ki nasıl oluyor bu? Olur ama şimdi bakın hayat zorluyor. Yani şöyle başka bu göreve, bu işe talip olan parti yok. Hayat zorluyor ve Vatan Partisi'ne her gün akın halinde katılımlar var. Her yere gittiğimiz zaman çok büyük ilgi görürüz. Şu anda bakın 23 Nisan, 24 Nisan, 26 Nisan ve 1 Mayıs. 4 tane eylem yaptık. Bizim bu eylemlerimiz AKP'nin ve CHP'nin mitinglerinden, MHP'nin miting ve yürüyüşlerinden daha büyük. Mesela Kuşadası mitingimiz 26 Nisan, bir hafta evvel AKP'nin Erzurum ve Sivas mitinglerinden, CHP'nin Balıkesir, Edirne mitinglerinden çok çok büyük. Daha mı kalabalıktı? Çok çok büyük. Peki siz demin anlattınız. Ama maalesef televizyonlarda göremiyoruz. Hani veyahut da çok az görüyoruz. Peki siz demin sizin anlattıklarınızı anlattınız. Peki size genelde soru ya da şikayetler neler geliyor? Yani Vatan Partisi'nden neyi talep ediyor? Bunu talep ediyorlar. Yani bir kere vatan bütünlüğü. Mi? Evet, vatan bütünlüğü, bir de ülke ekonomisi ne olacak? Yani ekonomi konuşuluyor yani. Tabii ekonomi bugün çok, tabii şimdi bir krizin içine girdik ama başlangıç noktasındayız. Daha hissedilmiyor. Daha tam böyle vurmadı. Diyelim çarşıları, halkı, pazarları tam vurmadı ama halk kaygılı bakıyor ekonomik gidişe, ama asıl büyük kaygı vatan bütünlüğü noktasında. Yani ne olacak? Doğu bölgesinde, Güneydoğu'da haraç toplayan silahlı bir örgüt var ve o örgütü hükümete alma. Bugün bakın çok ilginç. Şimdi hakim güçler, hakim sistem falan diyoruz ya. Bugün mevcut sistem birinci parti, odak merkeze koyduğu partinin HDP. Yani Türkiye'yi bölen eli silahlı bir örgüt şimdi sistemin gözdesi. Hepsi birden hop barajı geçirtmeye çalışıyorlar. Yani bu geçecek çok... mi HDP sizce? Geçemeyecek. 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 Hadi vatan, bugün seçim aslında Vatan Partisi ile HDP arasındadır. Yani sistemin, Amerika'nın HDP'si enstrümanı olan PKK ile vatanseverliğin odağı olan Vatan Partisi arasındadır. Diğer partiler burada ara güç durumundalar ama işte AKP ile CHP, HDP ile beraber hareket ediyorlar ama onların tabanı hep tabii ki bu milletin kitlesi. Peki ya MHP? MHP burada tabii MHP AKP üzerinden sisteme bağlanıyor. Oylarını yükselttiği süreliyor. Sisteme bağlanıyor ama o bir akıllık yapıyor. Kucağına PKK'yı almıyor. Ama PKK'yı kucağında taşıyan, AKP ile zor durumlarda işbirliği yaparak, onu destekleyerek sistemin bastonu görevini yapıyor. Peki şimdi diyorsunuz ki Vatan Partisi barajı geçecek, HDP geçemeyecek. Evet, geçemeyecek. Barajı geçerseniz eğer bir koalisyon mu olacak? Koalisyon biz ilan ettik. Kesinlikle AKP ile hiçbir şekilde hükümet ortağı olmayacağız. Peki. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP'yi de davet ettik. Siz de açıklayın dedik. AKP ile yapmayacaklar diye. Ama açıklamadıkları gibi ters açıklama yaptı CHP. Bekeroğlu dedi ki biz AKP ile beraber hükümet yaparız. Ama bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi de bir AKP ile hükümet hazırlığı içinde. CHP zaten bunu ilan etmiş durumda AKP ile genel başkan yardımcısı düzeyinde. Ama Kılıçdaroğlu da ima yoluyla AKP ile bir hükümet kurabileceğini söylüyor. Eşi de söylüyor. Yurt Gazetesi de manşet attı. Biz kesinlikle AKP ile bir, HDP ile iki, bunlarla hükümet kurmayacağız. Peki, bizim Bey, biz CHP ve MHP'yi vatan cephesine veyahut da cumhuriyet cephesine diyelim ve üretim cephesine çekerek kısa vadede bir çözüm üretebiliriz. Yani Vatan Partisi meclise girdiği zaman CHP'yi ve MHP'yi iki kanadına alır ve Türkiye'nin öndeki sorunları çözen ilk adımları atar. Peki olur da geçemezseniz baraj ne olacak? Mücadele, takvim bitmiyor ki. Yürüyüş yani devam ediyor. Dünya dönüyor. Yani 7 Haziran'da dünya durmayacak. Dünya dönmeye devam edecek. Bu Galileo'nun söylediği gibi dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında döndüğüne göre orada takvim bitmiyor. Peki. Bakın şunu söyleyeyim. En güzel soruyu sordunuz. Kesinlikle Türkiye buradan önündeki kısa vadede, yani bu 7 Haziran olur, 7 Aralık olur, arkasından gelen 7 Mayıs olur ama kısa vadede Türkiye bir üretim ekonomisine ve
vatanı bütünleştirme sürecine geçecek. Yani bugünkü çözüm dedikleri, açılım dedikleri süreç kayaya dayanmıştır, tıkanmıştır. Onlar Türk milletini anayasadan çıkartamayacaklar ama Türk mucizesi 1930'larda olduğu gibi bir kez daha gerçekleşti. Peki bitirmeden Vatan Partisi lider son bir soru sormak istiyorum. Çok tartışılıyor. Bir de başkanlık sistemi var biliyorsunuz. Çok başkanlık sistemi mafyanın sistemi. Yani mevcut sistem, işte bakın PKK'yı meclise sokmak isteyen sistem, Kürdistan'a özellik çözümü getirmek isteyen sistem, Türkiye'yi bölmek isteyen sistem, mafya, tarikat sisteminin çözümleri. Bunun bir de mafyanın en güzel yönetim şekli başkanlık sistemidir. Çünkü parlamentoyu etkisiz hale getireceksiniz. Dizginleri tek bir merkezde toplayacaksınız. Yani sonuç itibariyle başkanlık sistemi mafyalaşan ekonominin ve mafyalaşan siyasetin Türkiye'ye dayattığı sistemdir. Şimdi geçemezsem barajı dediniz, yürüyüş devam edecek. Dünya dönüyor. Ama geçemezsem de bir şey yok, geçeceğiz. Bütün siyasetçiler böyle diyor Doğu Bey. Ondan sonra geçemeyen de oluyor. Yani siz de zamanında yaşadınız olabilir, öyle. Olabilir, noktalar, olabilir ama şunu söylüyorum. Kesinlikle Türkiye'nin önünde Vatan Partisi var. Türkiye'nin önünde kesinlikle Vatan Partisi var. Çünkü Vatan Partisi'nin programı dışında Türkiye'yi bu süreçten çıkartacak ikinci bir program ve kadro yok. Vatan Partisi'nin kadrosu da önemli. Yani feleğin çemberinden geçmiş birikimli devlet... Önemli isimler var. Demin ben beş benzemez dedim ama hakikaten... Şu anda Türk en tecrübeli kadrolara sahibiz. Devleti yönetecek ve bir de tabii kararlı, mücadeleden geçmiş, halk hareketine önderlik etmiş, arkadaki gezi hareketinin önderliğini yapmış, onu Türk bayrağı altında birleştirmiş, Mustafa Kemal'in askeri sloganında birleştirmiş kadrolar. Peki, teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti konuğum. Türkiye'nin seçimi 2015'te kendisini ağırladık. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.